Merhabalar sevgili gençler, SML Hoca YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle Small Medium Large XX Large soru çözümü serisinin devamını çekiyoruz. Eşitsizlikler konumuz sevgili gençler. Birbirinden güzel 8 adet soruyla bugün karşınızdayız. Videoya başlamadan önce, çözümlere başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. İlk sorumuzda vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi bizim ilk sorumuzu okuduğumuzda diyor ki bize aşağıda verilen dik silindir biçimindeki kap suyla doldurulacaktır. Doldurma işleminin herhangi bir anında kapta bulunan suyun hacminin kabın dolu kısmının yüksekliğine bağlı fonksiyonu f ve kabın dolu kısmının yüksekliğinin kabın boş kısmının yüksekliğine bağlı fonksiyonu da g'dir demiş bize. Fx eksi pi bölü gx sıfırdan büyük eşitsizliğinin çözüm kümesi hangisidir diye sorulmuş. Şimdi şöyle bir düşünelim. F fonksiyonunu anlattığı yeri şu şekilde bir çizelim. Bakın diyor ki kabın dolu kısmının yüksekliğine bağlı fonksiyonu neresi? Kapta bulunan suyun hacminin kabın dolu kısmının yüksekliğine bağlı fonksiyonu f'miş. Ve gençler kabın dolu kısmının yüksekliğinin kabın boş kısmının yüksekliğine bağlı fonksiyonu da g'ymiş. Şimdi sarıyla işaretlediğim kısmı bir okuyalım. Diyor ki kapta bulunan suyun hacminin kabın dolu kısmının yüksekliğine bağlı fonksiyonu. Şimdi ben kabın dolu kısmına şu şekilde, şuraya kadar dolu olsun kabımız, tamam mı? Şu şekilde burası dolu. Yarıçapımız 1, bunu unutmayalım ve kabın dolu kısmının yüksekliği de x olsun. Şimdi benim f fonksiyonum bir hacim verecek bana. Çünkü öyle diyor, bakın kapta bulunan suyun hacminin diyor. Kabın yüksekliğine yani x'e bağlı fonksiyonu ne olur? Pi çarpı 1'in karesi çarpı x olur. Yani fx neymiş arkadaşlar? Pi x imiş. Peki şimdi gx'i bulalım. Gx ne olur? Gx'i bulmak için de tabii ki şöyle yapalım. Turkuazla işaretlediğim yeri okuyoruz. Kabın dolu kısmının yüksekliğinin boş kısmının yüksekliğine bağlı fonksiyonu. Şimdi boş kısmı şurası değil mi arkadaşlar? Bu sefer de değişken olarak yine x'i kullanacağım için buraya x diyeyim. Şimdi kabın dolu kısmının yüksekliğinin boş kısmının yüksekliğine bağlı fonksiyonu diyor. Buranın tamamı 2 metre değil miydi? 2 metreydi. O zaman burası ne olur? 2 eksi x olur. Demek ki gx fonksiyonumuz da 2 eksi x imiş. Şimdi bize sorulan şeye bir bakalım. Fx'ten pi'yi çıkar diyor. Yani px'ten pi'yi çıkaracaksın diyor. Gx'e yani 2 eksi x'e böleceksin ve bu sıfırdan büyük olacak diyor. Şimdi ben üst tarafı pi parantezine alırsam x eksi 1 gelecek. Alt tarafta 2 eksi x'ti zaten. Sıfırdan büyük dersek üst tarafın kökü 1, alt tarafın kökü 2. Şimdi eşitsizlik tablosu oluşturalım. 1 ve 2'yi yazdım. Sonrasında tablomu çizdim. Eşitlik olmayacak bunlara. Ve neyle başlayacağım? Bakın x'in katsayısı pi yani pozitif. Bakın x'in katsayısı negatif. Artı bölü eksiden eksiyle başlayacağız. Eksi artı eksi dedik. Sıfırdan büyük yerleri istediği için de benden istenilen aralık şurasıdır diyeceğim. Yani 1 ile 2 açık aralığı olacak sevgili gençler. Bizim bu sorumuzun cevabı. Altta soru yoktu diye hatırlıyorum. Sağ taraftaki sorumuza bakalım şimdi. İkinci sorumuzdayız. Çözemediysen dikkatli bir şekilde dinlemeni tavsiye ederim. Şimdi gx eşittir. Parçalı fonksiyon biçiminde verilmiş. 9 eksi x ve x eksi 1'i kullanacaksın diyor. 9 eksi x'i fx'lerin sıfırdan büyük veya eşit olduğu yerlerde. X eksi 1'i ise fx'lerin sıfırdan küçük olduğu yerlerde kullanacaksın diyor. Gx sıfırdan büyük veya eşit. Eşitsizliğini sağlayan en geniş aralığı da vermiş bize. Ama o aralıkta bilinmeyen var. Eksi sonsuzdan a kapalı aralığına kadar diyor. Buna göre a kaçtır diye sorulmuş. Şimdi ben şu gx'in bir grafiğini çizmeye çalışayım. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Arkadaşlar şöyle mavi kalemi de elimize alalım. Şuradan da kırmızıyı alalım. Tamam. Şimdi bakın. Fx'in sıfırdan büyük veya eşit olduğu yerlerde 9 eksi x'i kullanacaksın diyor bize ama ben önce 9 eksi x'in bir grafiğini çizmeye çalışayım. Bakın ben x'e 9 verirsem burası 0 olur. Demek ki şurayı şöyle uzatalım birazcık. Şöyle şurası 9 olsun arkadaşlarım. Ve ne verirsem 0 verdiğim zaman burada ne olur? Burası da 9 olur. Ve diyeceğim ki ben şuradan tutup şu şekilde çizdiğim zaman 9'a kadar
İşte bu bizim grafiğimiz olur diyeceğiz. Hatta şu 9'u şuradan şöyle silip de şurayı yaparsak daha kolay olacaktır. Pekala. Şimdi bu 9 eksi x'in grafiği dedik arkadaşlar. Şöyle bir dursun kenarda. X eksi 1'in de grafiğini çizeyim ben. X eksi 1'in grafiğini çizmek için de şunu kullanacağız. Ben x'e 1 verirsem, 1 verirsem, burası 0'dan geçer. X'e 0 verirsem de eksi 1'den geçer. Demek ki benim grafiğim ikisinden geçecek. Yani şu şekilde bir grafik olacak diyeceğim. Şimdi ikisi de var. Hocam bunları niye çizdik? Bunları şundan kaynaklı çizdik. Bakın diyor ki ben şunu şu şekilde parçalarsam x'in pozitif olduğu yerler şu ikisiydi. 2 ve 5'ti, değil mi? Dolayısıyla orayı biraz daha düzgün çizmeye çalışıyorum. Aynen şu şekilde yaptık. Pekala. Şimdi bakınız. Fx sıfırdan büyük veya eşitken 9 eksi x'i kullanacaksın diyor. Fx'in sıfırdan büyük veya eşit olduğu yerler 2'den öncesi ve 5'ten sonrası olduğu için 5'ten sonra demek ki 9 eksi x'in grafiğini kullanacağım. Sarıyla işaretledim, benim grafiğim olacak. Şurası ve şurası. Ve sonra demiş ki bize fx'ler sıfırdan küçükken yani 2 ile 5 aralığında da x eksi 1'in grafiğini kullanacaksın diyor. Yani şurası olur. Tamam mı? Burası olur. Pekala. Şimdi durup düşünelim. Bu arada doğru çizdim mi diye bakıyorum. Bir daha bakıyorum. Bu buradan geçti. Tamam. Bir sıkıntı yok. Pekala. Şimdi diyor ki bize gx'in sıfırdan büyük veya eşit olduğu yerler. Yani şu sarıyla işaretlediğim grafik aslında gx oldu. Gx'e bakıyorsun. Eksi sonsuzdan gelmiş. Bakın pozitif. Burada pozitif. Burada da pozitif. Şimdi burada da pozitif. Nereye kadar pozitif olmuş bu? 9'a kadar pozitif olmuş. 9 dahil mi? Dahil. Sıfıra eşitlik var ya. Şimdi bakıyorsun gx sıfırdan büyük veya eşit büyük veya eşit eşitsizliğini sağlayan aralık eksi sonsuzda a aralığı değil miydi? Ben ne buldum? Eksi sonsuzda 9 aralığını buldum. O zaman bu a 9'a eşittir diyeceğim. Ve cevabım denize olacak. İki tane grafik çizdim. Sonra bu grafiklerin sağlayan bölgelerini işaretledim. Gx oldu bu. Bakın şu siyahla işaretlediğim fonksiyon gx. Sarıyla işaretlediğim fonksiyon gx. Siyahla işaretlediğim yerlerse bizden istenenler. Gx'i sıfırdan büyük veya eşit olduğu yerler. Nereye kadar? Eksi sonsuzdan gelmiş. 9'a kadar pozitif olmaya devam etmiş. 9'dan sonra negatif aralığa geçmiş. O halde bizim cevabımız eksi sonsuzdan 9'a kadar olmalıydı. Soruda bana demiş ki senin cevabın eksi sonsuzdan a'ya kadar. O zaman a 9'dur arkadaşlar. Değil mi? Pekala. Geçiyoruz bir diğer sayfamızdaki ilk sorumuz olan üçüncü sorumuza. Bize de denmiş ki soruda A, B ve C sıfırdan farklı sayılar. Px, Ax kare artı Bx artı C olarak verilmiş bize. Px eksi 3 polinomunun çarpanlarından birisi x eksi 4'tür. Yani diyor ki sen x gördüğün yere 4 yazdığın zaman şurada bu polinom sıfıra eşit olacak. Çünkü kalansız olarak bölünecek. 4'ü burada yerine yazdığınız zaman ne gelir? P1 eşittir 0 gelir. Şimdi P1 eşittir 0'sa P1'i burada bulabiliriz biz. P1'imiz eşittir A artı B artı C olacaktır. Doğru mu? Doğru. Eşittir 0. Şimdi bir de bize demiş ki gençler bu A B'den B'de C'den büyüktür. Yani bunların arasında şöyle bir hiyerarşi var. A B'den büyük, B'de C'den büyük. Şimdi hepsi pozitif olsa toplamları sıfır olamazdı. Hepsi negatif olsa toplamları sıfır olamaz. Demek ki büyük sayı pozitifken en küçük sayı mutlaka negatif olacak. Yani A pozitif burada garanti olarak C'de negatif olacak. B hakkında yorum yapamam. Şimdi A pozitif, C negatifse C bölü A ne olur sevgili gençler? Eksi bölü artıdan sıfırdan küçük olur. Bu C bölü A neydi? X1 ile X2'nin çarpımı değil miydi? Demek ki kökler çarpımı sıfırdan küçük olacak. Yani cevap denizli olacak. Ve bu da garantidir, kesinliktedir diyebiliriz. Tamam. Alttaki sorumuza geçtik, dördüncü sorumuza. Reel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu verilmiş bize. Ve bu fonksiyon f olmak üzere. 3 tane öncül vermiş ve hangileri doğrudur diye sormuş. Hepsine tek tek bakalım. Çünkü bütün öncüler de birbirinden bağımsız. Diyor ki eksi x kare artı x eksi 3 fonksiyonunun görüntü kümesi negatif reel sayılardan oluşur. Peki bakalım. Bunun çarpanlarını ayıramadık. Deltasına bir bakalım. Deltası ne gelir arkadaşlar bunun? 1 eksi 4 çarpı eksi 1 çarpı eksi 3 gelir. Şu eksi ile eksi artı yapsın. Şurası 12 gelir. Birden 12'yi çıkardığım zaman da eksi 11 sıfırdan küçüktür. Yani delta sıfırdan küçük. Yani bunun reel kökü yok. Reel kökü yok. Ama zaten kökleri reel sayılardır dememiş. Görüntü kümesi reel sayılardır demiş. Negatif reel sayılardır demiş. Pekala. Deltası sıfırdan küçükse ya hep x ekseninin üzerinde ya da hep x ekseninin altında olacak. Peki kollar? Kollar aşağı doğru.
O zaman şu şekildedir. Ve bakıyorsun şimdi bu fonksiyonun görüntü kümesine, her zaman negatif reel sayılar almış. Her zaman negatif reel sayılar almış. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru. İkinci öncülümüze bakalım. Fx eşittir x kare eksi 7x artı 12 fonksiyonu verilmiş bize. Ben bunu rahatlıkla çarpanlarına ayırırım. X'e x diye ayırırım. Burayı da eksi 4'e eksi 3 diye ayırırım. Köklerimiz 3 ve 4 olur. 3 ve 4 için bir kök tablosu oluşturacak olursam artıyla başlarım. Eksi ve artı olur. Sonrasında bize denmiş ki gençler, 7 bölü 2 ile kök 11'in işaretleri aynıdır. Yani görüntüleri aynıdır işaretleri demiş. Şimdi 7 bölü 2 zaten bunun tepe noktası. 7 bölü 2 burada. Peki kök 11 nerede? Kök 11 dediğimiz sayı, kök 11 dediğimiz sayı kök 9'dan daha büyüktür ve kök 16'dan daha küçüktür. Yani 3 ile 4 arasındadır. Demek ki kök 11'imiz de burada bir yerde. Şöyle. Şimdi ne yapacağız? İkisi de negatif sonuçlara mı sahip? Evet, ikisi de negatif sonuçlara sahip. O zaman işaretleri aynıdır. Üçüncü öncülümüze bakıyoruz. A ve B reel sayılar, AX artı B ifadesini negatif yapan X değerlerinin oluşturduğu aralıkta eksi 1'den sonsuza kadar. Şimdi bak, AX artı B dediğimiz polinom kaçıncı dereceden? 1. Birinci dereceden polinomun varsa bir tane kökü vardır, ki vardır. Dolayısıyla bir tane kökü var, o da X1 olsun. Ve ben bunun için bir kök tablosu oluşturuyorum. Sonra demiş ki bunun negatif olduğu aralıkta eksi 1'den sonsuza kadar. Demek ki o x1 dediğimiz kök de aslında eksi 1'miş. Ve negatif olduğu yerde şu tarafmış. Yani eksi olduğu taraf sağ taraf. Artı olduğu taraf da sol taraf o zaman. Şimdi bir düşünelim bakalım. Bunu eksiyle başlatabilmek için bu polinomun katsayısının ne olması lazım? Tabii ki eksi olması lazım. O halde bu ax artı b dediğimiz ifade mesela eksi x artı b gibi bir şeymiş. Tamam mı? Eksi x artı b gibi bir şeymiş. Ve gençler bize diyor ki b sıfırdan küçüktür deniliyor. Şimdi ben burada eksi 1'i şurada yerine yazdığım zaman 0 verecek ya bize. Kökümüz eksi 1'miş çünkü. 1 artı b 0 olurdu ve b eksi 1 gelirdi. Sen burayı eksi 2x artı b demiş olsaydın gene aynı şekilde bu sefer b eksi 2 gelecekti. O zaman her halükarda b negatiftir. Bize de demiş ki zaten b negatiftir. O zaman 3. öncülümüzde doğru cevabımız Edirne seçeneği olacaktı sevgili gençler diyelim. Ve bir diğer güzel sorumuza geçelim. Şimdi diyor ki 5. sorumuzda Aydın diye bir eleman var. Bu okulun bahçesine B noktasında kesişen iki tane doğru çizmiş. Ve AD doğrusu üzerinde A noktasından yürümeye başlamış. Bak şimdi buradan böyle tıp 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 yürüyor bu çocuk. Böyle 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 yürümüş. Sonra Aydın B noktasına ulaştığında yolunu değiştirmiş ve diğer çizdiği doğrunun üzerinde yürümeye başlamış. Böyle tıp 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 diye buraya kadar gelmiş. Sonra bu yürüdüğü doğru üzerinden, tamam mı, bak Aydın önce C noktasında, sonra da en kısa yoldan ilk yürüdüğü yola dönmüştür. En kısa yoldan ilk yürüdüğü doğrunun üzerine inecekse gençler, şuradan şöyle dik indirmek zorundayızdır. Yani burası dikmiş. Ve bu yürüdüğü yolda mesafe de x kareymiş. Şimdi diyor ki Aydın A noktasından C noktasına kadar toplam 30 metre yol almış. A'dan C'ye kadar, yani şuraya kadar toplam 30 metre yol aldıysa ve burası x ise burası nedir? 30 eksi x değil midir? Güzel. X'in alabileceği tüm değerlerin aralığı hangisidir? X her şey olabilir diyebilirsin. Ondan önce şunu düşünmemiz gerekiyor. Bakın, burası hipotenüs mü? Hipotenüs. Burası da dik kenarlardan birisi mi? Evet, dik kenarlardan birisi. Hipotenüs her zaman dik kenarlardan daha büyük olmak zorundadır. Yani x kare her zaman 30 eksi x'ten daha küçük olmak zorundadır diyeceğiz. Ve buna göre çözüm yapacağız. X kare eksi değil artı x eksi 30 küçüktür 0 dedik. X'e x diye burayı da artı 6 eksi 5 diye parçalarsak eğer eksi 6 ve 5 bizim köklerimiz olacaktır. Eksi 6 ile 5 için bir kök tablosu oluşturduk. Artı eksi artı dedik, buralara eşittik. Yok. Şimdi benim çözüm aralığım sıfırdan küçük yerler istediği için burasıdır. X eksi 6 ile 5 aralığında olabilir ama şıklarda böyle bir şey yok. Şıkların hepsi sıfırdan başlıyor. Neden acaba? Gençler, x bir uzunluktur ve negatif olamaz. Yani sen burada şuradan sıfır ayıracaksın. Sıfırdan daha büyük olmalı. 5'ten de küçük olacaktı. Demek ki o zaman sıfırla 5 aralığında olacak benim cevabım diyebileceksin. Cevabımız Edirne seçeneğinde verilmiştir dedik sevgili gençler. Diyelim ve 3. sayfamızdaki 6. sorumuza geçelim. Birlikte tatile çıkan Bilal ve Özgür'de eşit miktarda para vardır. Bunların ikisinde de eşit miktarda para var. İlk gün Bilal denilen
çocuğumuz, Özgür denilen çocuğumuz ikisi de 1 lira harcamış. Şimdi Bilal ve Özgür var. İlk gün Bilal 1 lira harcamış, Özgür de 1 lira harcamış. Pekala. Bilal ilk günden sonraki her gün hemen önceki günden 1 lira fazla para harcamış. Yani Bilal mesela birinci gün, ikinci gün 2 lira, burada 3 lira, burada 4 lira, burada 5 lira şeklinde harcamaya devam etmiş. Eninci gün 10 lira para harcamıştır diyebiliriz. Ve Özgür denilen vatandaş da birinci gün 1 lira, ikinci gün bak ne diyor? Hemen önceki günden 2 lira fazla para harcamıştır. Yani burada 3 lira, burada 5 lira, burada 7 lira, burada 9 lira harcamış ve bu şekilde devam etmiş. Mesela eninci gün ne kadar para harcamıştır gençler? Bakın şuna. Burada 4'tü ya. 2 katının 1 eksiği 7. Burada 3'tü ya. 2 katının 1 eksiği 5. Burada 2 idi ya. 2 katının 1 eksiği 3. Burada 1'di. 2 katının 1 eksiği 1. Demek ki hep 2 katının 1 eksiği şeklinde para harcıyor. Bilal'in harcadığı parada. O halde burası 2n eksi 1 değil midir? Aynen öyledir. Pekala. Şimdi diyor ki bize Bilal'in eninci günün sonuna kadar harcadığı toplam para. Bilal'in eninci günün sonuna kadar harcadığı toplam para birden ne kadar olan sayıların toplamıdır. Yani n çarpı n artı 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Ve demiş ki toplam para Özgür'ün sadece n artı 18. gün harcadığı paradan fazladır. Özgür'ün sadece n artı 18. gün harcadığı para 2 çarpı n artı 18 eksi 1 kadardır sevgili gençler. Çünkü genel terimi 2n eksi 1 bunun. O halde burası 2n artı 35 yapmaz mı? Mis gibi yapar. O zaman 2n artı 35'ten bu fazlaymış. Artık geri kalana eşitsizlik çözmeye kalıyor. Çünkü soruyu artık %90'ını bitirdik. N kare artı n büyüktür. 4n artı 70 diyebilirim gönül rahatlığıyla. Hepsini toplayın sol tarafa. N kare eksi 3n eksi 70 büyüktür 0. Şimdi ben bunu çarpanlarına ayırayım. N ve n, burası da eksi 10 ve artı 7 diye ayırırsam eksi 7 ve artı 10 benim köklerim olur. Artı eksi artı deriz. Bizden pozitif bölge istendiği için şunlardır deriz bizim çözümlerimiz. Ve bunlara eşitlik var mı? Yok. Şimdi bize demiş ki buna göre n'nin en küçük pozitif tam sayı değerinin rakamları toplamı. Şimdi eksi 7'den öncesi zaten pozitif değil, orayı sayma. Onu alamıyoruz. Ondan sonra en küçük tam sayı değerimiz de 11. İşte bu 11'in rakamları toplamını sormuş. 1 artı 1 kaç yapar gençler? 2 yapar. Dolayısıyla cevabımız Bursa seçeneği olur diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Diyelim ve 7. sorumuza geçelim. Şimdi 7. soru için şurayı şöyle biraz temizleyelim. 7. sorumuza bakalım arkadaşlar. 7. soruda diyor ki bir okulda A, B görüyorum. C var, D var, E var. 5 tane sınıf var. A, B, C, D ve E sınıfları diyelim. A ve B sınıflarında eşit sayıda öğrenci var. Ben bunların öğrenci sayılarına x ve x diyeyim. C sınıfında A sınıfının öğrenci sayısının 5 eksiği kadar öğrenci varsa x eksi 5 tane öğrenci vardır. D sınıfında A sınıfının öğrenci sayısının 2 fazlası varsa x artı 2 ve E sınıfında da 6 tane öğrenci olduğunu söylemiş bize burada. Pekala. Şimdi şu bilgileri bir okuyalım. 3 tane noktalı var ya, madde madde vermiş. Onları bir okuyalım. Diyor ki A sınıfındaki öğrencilerden biri olan Eda B sınıfındaki her öğrenciye birer tane kalem almış. A sınıfındaki diğer öğrenciler de Eda'nın yaptığını yapmıştır. Bu ne demek? Eda yapıyor. Mesela şu kadar kişi var. Şu Eda. Eda yapıyor. Diğerleri de onun yaptığını yapıyor. O zaman tüm sınıf yapmış oluyor. Yani x kişilik bir sınıftaki herkese birer tane kalem aldıysa toplam alınan kalem sayısı x çarpı x'ten x kare olmaz mı? Olur. C sınıfındaki öğrencilerden birisi olan Asım, D sınıfındaki her öğrenciye, yani şuradaki kişi, şuradaki her kişiye birer silgi almıştır. Diğerleri de onun yaptığını yapmıştır diyor. Asım'ın yaptığını. O zaman x eksi 5 kişi gidip x artı 2 kişiye silgi almış birer tane. O zaman toplam alınan silgi sayısı x eksi 5 çarpı x artı 2'dir. E sınıfındaki yani 6 tane öğrencimiz, yani Murat ve diğerleri, 6 tane öğrencimiz A sınıfındaki her öğrenciye birer defter almıştır. O zaman şuradaki 6 kişi toplanıp buradaki herkese birer tane defter alıyorsa 6x tane defter alınmıştır diyebiliriz. Diyor ki hediye edilen silgi sayısı kaç? Şu mu? Aynen. Hediye edilen defter sayısından, yani şundan daha küçük ve hediye edilen defter sayısı da kalemden daha küçük. Bu 5 sınıfta en çok kaç öğrenci olabilir diye sormuş. Şimdi bakın.
Hediye edilen silgi sayısı defterden, defterde kalemden küçükse x kare en büyüktür. Demek ki 6x böyle olacak. 6x de şunu dağıtırsanız x kare eksi 3x eksi 10 gelir. Tamam. Şimdi bir çözelim bakalım. Önce şurayı çözelim. Şunu çözelim. X kare eksi 9x hepsini sol tarafa topluyorum. Eksi 10. Küçüktür 0 olur. Ben burayı x'e x, burayı da eksi 10'a artı 1 diye açarsam eksi 1 ile 10 benim köklerim olur. Kök tablosu çizecek olursam da artı eksi artı olur. Bunlarda eşitlik yok. Ve negatif bölge istediği için çözüm aralığımız eksi 1 ile 10 aralığı olur. Ve sonrasında şimdi şurayı çözersek arkadaşlar şu kısmı 6x x kareden küçükse x kare eksi 6x sıfırdan büyük olmak zorundadır. X parantezinde x eksi 6 sıfırdan büyükse köklerimiz 0 ve 6 olacaktır. Artıyla başladım, eksi artı dedim. Pozitif bölgeleri istediği için de benim köklerim buradadır dedim. Yani sağlayan bölge burasıdır dedik. Pekala, şimdi diyor ki sıfırdan küçük olacak diyor. Öteki eksi 1'den büyük olacak diyor. Tamam. Eksi 1 ile 0 arada olabilir ama alınan eşya sayısı negatif olamayacağı için bu tarafı direkt çöpe attık. 10'dan küçük olacak diyor bir tanesi. Öteki de diyor ki 6'dan büyük olacak. Ha, tek ortak noktaları burası. Bir tanesi diyor ki 6'dan büyük. Ötekisi de diyor ki 10'dan küçük. 6'dan büyük olup da 10'dan küçük olan sayılar hangileri? 7, 8 ve 9. Şimdi benim sınıftaki kişi sayılarım neye bağlı? X'e bağlı değil mi? X'in alabileceği maksimum değeri seçmem lazım ki, yani 9'u. Sınıftaki, okuldaki mevcut maksimum olsun. Şimdi ben x'i 9 seçeceğim o zaman. X 9 olursa bu 9, bu da 9 olur. Burası 4 olur. Burası 11 olur. Burası da 6 olur. Şimdi hepsini toplayalım ki okul mevcudunu bulalım. 9, 9, 18, 4 daha 22, 11 daha 33, 6 daha 39 yapacaktır. Böylelikle cevabımız C seçeneği olur sevgili arkadaşlar. Diyelim bu 7. sorumuzda geçiyoruz 8. soruya. 8. soruyu çözmeden önce ne yapman gerektiğini biliyorsun. Bütün videolarımıza alıştın artık. Kanala abone değilsen abone oluyorsun. Ve sonrasında bu videoyu hala beğenmediysen bir de bu videoyu beğeniyorsun. Ben de sana güzel sorular çözmüş oluyorum böylelikle. Gerçi beğeni gelse de gelmese de, abone olunsa da olmasa da ben bu soruları çözmeye devam edeceğim sırf sana faydalı olsun diye. Ama çok görünmek de güzel oluyor. Yani 50 bin kişi olduk dün. 50 bin. Ortalama bir ilçe nüfusu 50 bin. Güzel sayılar. Siz bu şekilde, ben sizi bu şekilde yanımda daha fazla gördükçe daha da mutlu oluyorum. Daha fazla video çekesim geliyor en azından. Dediğim gibi abone olmasan da beğenmesen de zaten ben bu videoları çekmeye, sana yardımcı olmaya devam edeceğim. Ama abone olursan çok daha güzel olacaktır. Şimdi yukarıda verilen 8 çarpı 8'lik bir karenin hücrelerinden herhangi birine bir nokta konulup nokta hariç noktanın bulunduğu satır ve sütundaki kareler boyanmıştır. Bak şimdi. Kaç tane burada satırımız var? 8 tane. Kaç tane sütunumuz var? 8 tane. Bir tanesine nokta konmuş. Bak bir tanesi boyanmamış. O zaman 8 tane satırlık kısımdan 7 satır boyanmış. Ve 8 tane sütunluk kısımdan da 7 tane sütun boyanmış. Yani satır ve sütun sayısından bir eksiği kadar satır ve sütun boyanmış oluyor. Pekala. Buna göre n2'den büyük olmak üzere n çarpı n'lik bir karenin herhangi bir hücresine bir nokta konuluyor. Kalan hücre sayısı boyanacak hücre sayısının 5 katından daha azmış. Şimdi n çarpı n tipinde bir karesel bölge düşündüğümüz zaman bunlardan herhangi bir tanesine nokta koyarsam geriye kalan kare adedimiz normalde n kare tane karemiz olur. Biliyorsunuz burada 64 tane kare varsa n çarpı n'de de n kare tane kare vardır ve bir tanesine nokta koyduğum için o biri çıkaracağım. İşte geriye kalan nokta dedim, kare dedim bu. Pekala. Sonrasında bir de o noktanın bulunduğu satır ve sütun boyanmış ya. Ne kadarı boyanmış onu bulalım. N eksi bir tane satır, N eksi bir tane sütun boyanacak. Az önce söylemiştik bakın. 8 tane satırımız, 8 tane sütunumuz vardı. 1 eksiği kadar satırı boyamışız ve 1 eksiği kadar sütunu boyamışız. O zaman N tane satır, N tane sütun varsa N eksi bir tane satır boyanır, N eksi bir tane satır sütun boyanır. Demek ki 2 N eksi 2 tane satır artı sütun boyanmış. Peki diyor ki bize kalan hücre sayısı, yani şu boyanacak hücre sayısından, yani şunun 5 katından daha azmış. O zaman eşitsizlik oldu artık geriye. N kare eksi 1 küçüktür 10N eksi 10 yazdım. Hepsini sol tarafa. N kare eksi 10N artı 9 küçüktür 0 dedim. Sonra ben burayı N ve N diye, burayı da eksi 9 ve eksi 1 diye ayırırsam 1 ve 9 benim köklerim olur. İşaret tablosu çizersem artı eksi artı dedim. Ve
Şunlara eşitlik var mı arkadaşlar? Bir bakalım. Şöyle eşitlik yok. Neden? Çünkü burada eşitliğimiz yok. Ve sıfırdan küçük olan bölge istendiği için şu kısım diyeceğim. Diyor ki n sayısı en çok kaçtır? Ben n'lerin olabileceği değer aralığını buldum. 9'dan küçük diyor. Maksimum kaçtır diye sormuş. 9'dan küçük olup da maksimum olan tam sayımız 8'dir gençler. Dolayısıyla cevabımız da Deniz'dir dedik. Evet. Bu videonun sonuna geldik artık. Güzel bir videoydu. Güzel sorular çözdük seninle beraber. İnşallah sana da yardımcı olmuşuzdur. Bu güzel soruları görmek, güzel soruların çözümlerini görmek, bu güzel sorularla uğraşmak sana katkı sağlar. Üstüne üstlük bir de ben sana çözüm yapıyorsam daha da bir katkı sağlayacaktır. Buna inanıyorum. Bunu düşünüyorum. Buna inanıyorum. Merak etmeyin. Yalnız bırakmayacağım sizi. Sınava kadar, sınavdan bir gün öncesine kadar ben size video çekmeye devam edeceğim. Size yardımcı olmaya devam edeceğim. Sizler de beni izleyip daha da fazla net çıkarmaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın diyoruz. Yarınki videomuzda görüşürüz. Yarınki videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın arkadaşlar.